Arpacık soğan turşusu, 500 gram arpacık soğan, 1 su bardağı elma sirkesi, 1 su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı su, 2 yemek kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı toz şeker, 3 adet defne yaprağı, 1 tatlı kaşığı nane, pardon 1 tatlı kaşığı tane karabiber. Nane nereden? Aa bulmuştun. Demek ki varmış stokta. Kötü gün içi saklamışım gene nermeyi. Çok seviyorum tane karabiberi ben. Aroması da yoğun. Çok güzel oluyor. Efsane oluyor. Bugün de maviler güzel gözüküyor. Deli kızın çeyizi gibi ne varsa da taktım. Tuk çıktım mı Allah. Olsun. Mavi spot ışıklarıyla çok güzel parlıyor. Güzel değil mi? Güzel. Efendim şimdi bir şifreyi mi verelim? Tamam. Başı. İkinci şifremiz başı efendim. Ekranda birazdan göreceksiniz. Başı efendim. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bakın sirkeyi alıyorum. Yağ alıyorum. Bir çırpıcı isteyeceğim. Veya bir kaşık da olabilir. Odun kaşık. Şeker tabii olmazsa olmazı turşunun. Şekeri koyuyoruz. Tuzu koyuyoruz. Kaya tuz tercih edebilirsiniz. Çok tuz geldi gözüme. Karabiber çok az koyuyoruz. Şöyle. Kaynar suyumuz var mı? Baytan azıcık vereyim mi? Evet ve defne yaprağını atıyoruz. Aa var deyip nasıl bir yalan söyledin? Soğuk koyalım zaten hepsi önden kaynayacak ya. Tamam sen yak altını ben geliyorum hemen sana. Şöyle bakın yağ, sirke, tuz, şeker, defne yaprağı hepsi şu an tenceremizin içerisinde. Bunu böyle alıyorum. Ocağa doğru birazcık yola çıktık. Burada bir miktar kaynatmamız gerekiyor. Güzelce kaynayacak. Şurada da böyle arpacık soğanımız var. Kaynadıktan sonra içerisine atacağız. Bir 3 dakika kadar kaynatmaya devam edeceğiz. Burada önemli olan güzelce kaynıyor olması. Değil mi? Karabiber fazla oldu. Toz koymamıştık. Evet. Yoktu. Olsun ben içine attım birazcık. Lezzet versin. Şöyle karıştırdık. Allah'tan hepsini atmadım. Öyle azıcık koydum. Şöyle siliyorum. Ben alayım aşkım orayı dur. Gülşah'ım ne oldu sana Gülşah'ım? Nazar değdin benim kızıma. Yavrum öksürme ekti. Su getireyim aşkım sana. Getireyim su getirme. Geçmiş olsun. Bak bu suyu sağlık kullanabilirsin. Elhamdülillah. Şırık çok geçeyim. Bu ne stüdyoda bugün? Allah'ım sen koru ya Rabbim. Evet. Bunun avantajı 24 saat içinde yenebiliyor olması. Evet, normalde turşu 15 gün falan bekletiyorsun tabii. En az. Bu et yemeklerin yanına, tavuk yanına, balıkların yanına efsane. Müthiş. Yani al koy meze gibi tüket. Bütün yemeklerin yanında. Evet, birazcık suyundan da şimdi ekleyeceğiz. Sonra bir 3 dakika kadar pişireceğiz. Yani bir haşlama yani şoklama gibi yapacağız. Sonra kavanozlayacağız ve ters çevireceğiz. Evet, 24 geçeceğiz. Saat sonra dolapta çıkartıp tüketebileceğiz. Biraz ama zaten kilitleniyor ya sıcak olduğu için. Aynen. Içinde. Peki normalde 24 saati tüketmesek de istediğimiz tabii, zaman tüketebiliyoruz. Uzun süre kalıyor mu? Gidiyor. Bir ay kadar dolapta saklayabilirler. Oo, hiçbir şey olmaz. Yapıp fazla fazla saklayabiliyorsun. Geldim canım ben. Aynen. Bir su bardağı. Evet onu alabilirim. Tamamdır. Bir su bardağı da kaynamış suyumuzu ekledik. Şimdi kaynaması için bekliyoruz. Diğer tarifin malzemelerini de alalım o zaman bir yandan da. Neyle devam edelim? Kurabiyemi yapayım ben. Tamamdır. Sonra Gülşah'ın tariflerine geçeriz. O, iki tarif daha var. Evet, mis gibi bir kurabiye yapacağız efendim. Baharatlı bir kurabiye olacak. Kıyır kıyır bu uzun vadeli saklanabilir tariflerden. Malum dediğim gibi artık bir 15 gün evdeyiz çoluk çocuk. Ne yapacağız? Onlara yönelik çalışacağız biraz daha. Sizlere de tarifleri hazırlarken çocukların evde kaldığını hesaba katarak hazırlayacağız. En güzel tariflerimizi sizlere sunacağız 15 gün boyunca. Hem çocuklar şenlenecek, evet. Hem anneleri şenlenecek. Aynen öyle. Stüdyoda sıcak bugün, dışarıda kar yağıyor mu? Sabah bir gelseydin Ermeğin. Herhalde ben kazak giydim ya, ondan üşümüyorum. Sen şu an bence kazak ve ceketle sana stüdyo -18 ondan üşümüyorum. Normalde evden çıkarken onu düşündüm. Acaba dedim stüdyo soğuk mu, üşüyecek miyim falan. Üşümüyorum bugün. Şey sabah kalın. Ben geldim ya. Hı. Şu fırın açık, bu fırın açık, bir de kapakları açık. Dedim Serpil abla ne yapıyorsun? Isınmaya çalışıyoruz. Fırınları açmış, fırınlarla ısınmaya çalışıyor burada. Ya soğuk, o yüzden şaşırdım zaten. Evet, şu an kaynamaya başladı. Bir fokurdama var. Yakın çekebilecek miyiz? İçerisine atacağım arpacık soğanlarımı. Bakın, turşu suyumuz hazır.
Biz kaya tuzu kullanmadık ama var ise kaya tuzu da kullanabilirsiniz. Bakın tokurduyor şu an ve karışımın içerisine soğanlarımı bırakıyorum. Şöyle 3 dakika kadar kaynaması yeterli olacak. Mis gibi bir soğan turşusu yapıyoruz. Her türlü yemeğin yanına meze olarak çıkartıp kullanabileceğiniz turşunun çok ötesinde. Evet. Gerçekten çok lezzetli bir tarif olacak. Farklı bir tarif olacak. Bütün püf noktalarıyla şu an sizler için paylaştık. Bir yandan da kurabiye malzemelerimiz geldi. Bunu kapatıp kurabiye tarifine geçeceğim. Bir evet, şeyimiz kaş. Dün bir yerde yedim ben bundan. Ama tam bu değil. Soğan turşusunu yapmışlar. Bir de sarımsak ekleyip evet. Güveçte pişirmişler soyayla. O da çok güzel, çok güzel olmuş. Bunun atomunu yaptık. Arpacık atomu yaptık. Evet. Bu bir de salatalara da atabiliyorsun. Bakın şöyle sonra. Efsane çok bir görüntüsü var. Bir 3 dakika çok yumuşatmayacaksınız. Ben zaten çok yumuşamış soğanı sevmiyorum. Beklerken de yumuşayacak. Böyle biraz da turşu dediğin kütür kütür olur. Aynen beklerken de yumuşayacağı için şöyle bir 3 dakika kadar kaynatıyoruz. Bakın içindeki yağ, sirkesi, şekeri, tuzu hepsi denge içerisinde. Çok hafif bir karabiber de ilave ettim. Defne yaprağı koydum ve gerçekten tekrardan aroma vermesi için üzerine birkaç tane de tane karabiber atacağız. Ve şu an ekrandaki görüntü turşumuzun alt yapısını gösteriyor. Ne kadar lezzetli olduğunu. Oldu 3 dakika. Bence yeter. Şöyle bakın alıyorum. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Bakın bakın efendim bu kadar kolay. Kütür kütür. Bir çifeyi sana vermiştim ben. Bir tarif yapıyoruz. Kalanını da buraya koyuyorum. Duruyor. Çok, çok güzeller tatlı. Ya. Ben salataya soğanca koyabilirsin. Ne güzel değil şey, mi? Şey, aynen. Yarın öbür gün bir salata tarifi yaptığımızda kullanalım mı? Aynen. İçerisine atıverelim bunlardan. Çok güzel, çok lezzetli kütür kütür bir turşu. Dolaba kaldıracağız. Dolapta saklamanız gerekiyor. Evet. Şunu birazcık suyundan çekeyim. Kapatalım altını. Oh, karabiber içime çektim resmen. Toz karabiber de var mı içinde? Evet, evet. Şöyle bakın. Tanede. Geldik buraya. Ona bir lokmacık daha verir mi? Şöyle burada istersen. Birkaç tane tane karabiberimizi attık. Bunun altı kaynıyor mu öyle? Söndürdüm de kendi sıcağıyla devam ediyor. Çok da gerek yok böyle. Güzel oldu şimdi. Afiyet bal olsun. Şöyle. Teşekkürler istersen yakmadan elini. Ne yapıyoruz? Kitleme yapıyoruz. Kitlemeyi nasıl yapıyorduk? Şöyle bir, iki. Diyelim. Aa, ben onu bilmiyorum. Aynen bu i̇ki tam ters oturtuyorsun. İki ters, bir düz. Ördü gibi. Aynen şimdi buna geldik aynı şekilde. Bir, iki, tamamdır. Evet efendim, Nermin'in Enfes Mutfağı'nda soğan turşusu yaptık. Biz çok az, iki minik kavanoz yaptık. Siz bunları ölçü olarak büyütebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Zaten verdiğimiz karışım bir kiloya kadar da alır yani. Bir kilo arpacık soğana o su yeter yani. Yani belki bayağı bir tık daha sıcak su ekleyebilirler. Bakın olmadı. Çok güzel oldu. Allah. Ha, görseli çok güzel. Hiç yemek koy bunu vitrine kalsın. Vitrine de izle. Eskiden öyleydi ya. Evet. Koyuyorduk vitrine orada kalıyordu nikah şekerleri. Gerçekten. İçindeki şekerleri yiyemiyorduk. Çünkü anneler eleme diyordu o hatıra. Bir de bir ara şey de vardı vitrinlerde. Turşu süsleri vardı. İçinde turşu olan süsler. Bunlar gibi bir şeydi. Değişik şişelerde, dekoratif şişelerde turşular vardı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.